Özellikle sabah kahvaltılarında sofralarımızı süsleyen sucuğun yapıldığı etin kilosu 125 lira ile 130 lira arasında kasaplarda satılıyor. Fakat internet sitelerinde şu an itibariyle 50 liraya, 55 liraya, 60 liraya satılan kilosu sucuklar var. Akıllara durgunluk veren soru burada başlıyor. Bu fiyata bu sucukların içerisinde neler kullanılıyor? Şu an itibariyle kasap dükkanına girerek bu soruların cevabını arayacağız. Eti döv bir şey yap. Biz bu durumu doğru bulmuyoruz. Nedeni şu an etin belli bir maliyeti var. O maliyetin altındaki fiyatlara, maliyetin çok altındaki fiyatlara sucuk satılması zaten hani akla mantığa aykırı bir durum. Yani eşyanın tabiatına aykırı. 110 liraya bugün mezbahada dana kesiliyor. Dana karkasın fiyatı kemikli hali 110 lira civarında. Bunun tezgaha sıfırdan gelişi, kar oranı konmadan sadece tezgah gelişi 145-146 lira bandında. Yani bu fiyatın altına sucuk satılması mümkün değil zaten. Sosyal medyada 50 liraya 55 liraya %100 dana sucuk deniliyor. Bu dana sucuk mudur peki sizce? Yani bir dananın tamamını kemikli de atsak içine gene de o olmaz yani. O fiyatı olmaz. Mümkün değil. Yani o fiyatın bir alırı var, bir ederi var. Sonuçta bir malın bir değeri var. Ve bu malı alıyorsunuz. Ve bu malı alırken hani bir ücret ödüyorsunuz ve ücreti ödediğiniz bir merci var işte. Besici var, üretici var, bu eti aldığımız bir yer var. Ve bu eti aldığımız yer bize bunu taban fiyat olarak 100 liranın üzerinde bir fiyata satıyor ve bunu kemikli haliyle satıyor. Ve bunu kemiksiz hali 150 liraya yakınken hani 40 liraya 45 liraya sucuk almak hani aldığın ne kadar sucuk? Şöyle bir örnek vereyim size. Biz sadece vitrine asmak için yapay sucuklar sorduk. Polietilen plastik karışım sucuklar var. Onların bile tanesi internette satılan bu sucuklardan daha pahalıya geliyor. Yani hani gerisini düşünün artık. Şimdi etin dananın kesim fiyatı belli. Biz danayı şu anda 105 liraya dana kesiyoruz kasaplarımıza, dükkanlarımıza. Karkas. Karkas, kemikli danadan bahsediyoruz. Bu arada kemiğini sıyırdığımız zaman, kemiksiz yaptığımız zaman 125-130 lira mal oluyor. 120-125-130 liraya mal olan eti sosyal medyada bakıyorum 55 liraya sucuk satılıyor. Bunu nasıl satabilir ki? Dana eti diye satılıyor. Sosyal medyadan olsun. Marketlerde de olsun 70'e 80'e sucuk satılıyor. 80 liralık sucuk nasıl olur, ben onu çözemiyorum. Yani 130 liraya kemiksiz olan bir etin kilosu nasıl olur sucuk olduğunda, dana ise eğer ki, nasıl olur da 70'e 80 liraya 100 liraya satılır. Neler karıştırılıyor? Şimdi ne karıştığını bilmiyoruz. Bu konu Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden satılan sucukların ve marketlerdeki sucukların alınıp bir laboratuvar ortamında içlerinde ne olduğu denetlenmesinde fayda var. Daha ucuz etten mi karıştırılıyor? Daha ucuz et ne olabilir ki? Daha ucuz et tavuk olur. Tavuk etinin kilosu bile tezgahta 70 liraya satıyoruz kemiksiz vaziyette. Yani tavuk mu karıştırılıyor, ne karıştırılıyor? Bu konu üzerinde kasapların haricindekilerde. Kasaplarda en uygun sucuk şu anda 150 lira. 170-180 lira. Olması gereken fiyatlar zaten bu şekilde. Yani kemiksiz yaptığımız zaman
%15, %20 bir kar marjı koyaraktan 170-180'e kasaplarımız sucuğu satıyorlar. Bu da olması gereken fiyatlar. Ben Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın sosyal medyalar üzerinden satılan 55 lira, 70 lira, 80 lira, 100 liraya satılan sucuk fiyatının denetlenmesini, nerelerden sosyal medya hesaplarından olsun, marketlerde olsun, marketlerde de uygun sucuk satılıyor. Uygun satılan sucuk içinde ne eti var onu da bilmiyoruz. İnsan sağlığı için. İnsan sağlığı önemli, en önemli şey. Bir de bu sucuk meselesine gelince, biz kasaplarımız kendi sucuğumuzu kendimiz yapamıyoruz. Biz Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan onaylı işletmeleriz. Hem Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'na kayıtlıyız, hem Ticaret Bakanlığı'na kayıtlıyız, hem Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlıyız. Bizi denetleyen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı var. Biz bu sucuğu bakanlıktan talebimiz, daha önce kendimiz yaptığımız gibi bir 20-30 kilo sucuk yapma izni talep ediyoruz. Bakan yardımcımıza da bu konuyu bildirdik. İnşallah sonuçlanacağı, iyi olarak sonuçlanacağına eminiz.